Dün Ramazan kızıyla buluştu burada, arka odada. Duygu dolu anlar yaşandı. Ekrana getirelim. Bir kere yalan yaşarım bu sorunlarımı. Çocuklarımı annemden alacağım dedi. Behiye Hanım çıldırdı. Ben evime götüreceğim ya. Yoruldum. Yoruldum oğlum. Yeter vaziyetim. Ramazan yayın sonrası kızıyla buluştu. Kızını görür görmez de ellerini öpmeye başladı. Sen bana demedin, ben annemi istiyorum diye. Ben de ona göre veriyatı vereceğim demedin mi kızım? Baba istemiyorum. Tamam ama önce söyledin bana değil mi? Söyledin değil mi? Kızım bak dedim, beyanın yanına mı kalacaksın, bizim yanımızda mı yoksa annende mi? Sen bana dedin ki baba biz annemizi istiyoruz dedi. Yoksa ben size 10 senede sahip çıkmayan bir kadına niye vereyim? Gözyaşları içerisinde kızına annene gitmeyeceksin diye söz verdi, durdu. Onda kalacaksın, tamam? Tamam, tamam, söz. Tamam, babaannende kalacaksın. Ağlama hadi, annene gitmeyeceğiz baba. Sen beni istemiyor musun? Kız biz seninle görüşmüyor mu? Tamam, sarıl hadi bana. Ben sizden hiçbir zaman vazgeçmedim ki de. Küçük kız hep aynı şeyi tekrarladı, durdu. Ben babaannemi istiyorum diye. Sen bana deseydin ben önceden ben annemi istemiyorum. Sıkıntı yoktu benim için. Ben görüşüyorum annemle demedin mi? Fotoğraf çektirmişsiniz. Görüşmedim hiçbir zaman. Geldi diyor. Yalan söylüyor. Sen de bana dedin mahkemede o gün geçen ay. Ben annemi istiyorum dedin bana. Ben babaannemi dedim, annemi demedim. Hiçbir baba evladını atmaz. Ben sizi hala çok seviyorum. Sadece siz onların öğretildiği için siz bana düşman gibi bakıyorsunuz. Başka bir şey değil. Çok doldurmuşlar sizi çok. Sizi çok doldurmuşlar, sizi çok öğretmişler. Ben senin düşman değilim kızım, tamam? Ben senin babanım, baban, baban. Anladın mı? Babanım. Tamam bebeğim? Ramazan annesine sitem etse de kızına söz verdi. Babaannende kalacaksın dedi. Bu sözlerin ardından kızının yüzünde güller açtı. Vermiyorum. Vermiyorum. Annene verdiğim yok. Burada kalıyorsun bizim yanımızda. Tamam? Tamam. Çok samimiydi kızın gözyaşları, talebi. Onlar babaanneyi istiyorlar Ramazan. Canım, eğer ben kız çocuklarımla görüşmemiş olsaydım zaten annelerle verdiği tepkiyi bana da verebilirlerdi. Değil mi? Ben zaten... Sana karşı daha yumuşaklar. Çünkü ben hiçbir zaman çocuklarıma kötü davranmadım. Evet, anneye karşı çok tepkililer ama dönüyor dolaşıyor biz babaannede kalmak istiyoruz diyorlar çocuklar. Hülya Hanım zaten benim kararım da şöyle ama benim bir şartım var size. Sadece annemden isteğim benim çocuklarıma karşı olan psikolojisini benimle beraber çözmesini istiyorum. Benimle gidip gelmek istiyorum. Bazen hafta sonları da ben de yanıma alıp gelmek istiyorum. Sadece annem bunun sözünü versin. Gel oğlum. Ben velayeti anneme vereceğim. İnşallah. Ne? Bir dakika ne? Bana onun sözünü versin. Benim çocuklarımla aramı iyi yapsın. Söz veriyorum sizin huzurunuzda. Ben velayeti anneme vereceğim. Söz veriyorum. Sana söz veriyorum ben. Aramları iyi derim seni. Gel git gör git. Kurban oldum. Ramazan valla şaşırttın beni. Hülya Hanım dediğim gibi. Ben yine 10 sene görmemiş, çocuklarımı sormamış bir anneye velayeti beklemem. Çocuklarım bana bunu söylediği için ben hiç zaman yalan söylemedim. Bir dakika sen Bey abla anladın mı? Sen iyi misin? Şeyle dedi herhalde değil mi? Eve geleceğim. Allah'ım ya Rabbim ya. Nereden aramı? Lan ne? Hayır dur sen anlamadın mı dediğini? Bey abla diyor ki ben diyor velayeti diyor anlamış. Çocukların ne kadar seni istediğini, ne kadar samimi olduklarını diyor ki tamam diyor ben diyor velayeti de anneme vereceğim diyor. Çocukları almayacağım diyor. Eyvallah oğlum kurban olurum ben sana oğlum. Kapım açık gel kızını oğlunu sarıl gör ben de seni görürüm. Ay işte bu kadar. Ben de ölürüm kurban olurum ölürüm ölürüm. Ölürüm ana olsun. Ölürüm ben ama sana. Ama bana söz verdin ha. Söz tamam. Kurban olurum ben sana. O insanların adını inat da benimle de kötü olmayacaksın. Tamam hiçbir zaman kötü değilim kurban olurum ben sana canım oğlum. Sağ ol Allah razı olsun oğlum ben ayırmadım.
Kapım her zaman açık. Ya. Evlatlarını bana onları araya sürmedin. Benim yanıma koydun ya her zaman. Gel oğlum uşağını da gör. Git. Tanı. Tanı kızını oğlunu. Ömrüm yetmez çünkü. Tanı oğlunu kızını tanı. Git gel oğlum. Sana kalacak çocuklarım. Yazık onlara da yazık. Yazık. Beyi abla diğer kardeşleriyle de ilişkilere biraz evet, sen artık toparlamaya çalış. Olur mu? Eyvallah. Kurban olurum. Yapacak mısın? Artık bir büyüklük sen, yap. Yaparım. Daha biz ne yapalım başka çünkü? Artık iş sizde. Yaparım. Onlardan özel bir şeyim yok. Sizin sayenizde, Allah'ın sayesinde. Hepinize de çok sağ olun. Allah'a emanet. Beyi abla şimdi sen buradan çıkıp gittiğin zaman iki evlat yani seni gözleyecek. Evet. Kızı alacaksın. Oğlan zaten evde. Evet. O engelli. Evet. O. İkisinin de bakımı ko. Biri genç kız oluyor işte Behiye. İşte, evet. Diğeri de Alican. Alican da zaten engelli. Değil mi? Alican'dı değil mi ismi? Onurcan. Onurcan pardon. Onurcan engelli olduğu için onun bakımı çok zor. Bakıyorum senin hep ben bir talebin... seve seve bakıyorum. Elbette seve seve bakmasan 10 yıldır bakmazsın. Seve seve. Ve o çocuklar için bu programa çıkmazsın yani. Sen bir çözüm bulalım diye sen bize geldin. Eyvallah evet buldunuz da. Çözüm oğlunla tamam. Aranı düzelttik bak bir dakika ne yaptık biz şimdi oğlunla aranı düzelttik doğru mu Ramazan? Teşekkür ediyorum. Can doğru mu? Doğru. Tamam. Doğru, İkinci doğru. Perde ne? Evlatlarla... Tamam belki hani sıkı fıkı olamazsınız belki ama hani en azından yumuşak yumuşak o ilişkileri biraz daha onarmaya çalış. Evet, tamam mı onarım, Beyi abla? Onarım. Gel, bayramı gel, seyranı gel, bilin. Al sen de bir işte tatlı götür, çiçek götür. Sen de bir şeyler yap. Sevgi yemek ister arkadaşlar. Kuru kuru olmuyor. Ben senin babanım annenin annenim demekle de yani lafta da olmuyor. Anneysen kardeşim anneliğini yapacaksın. Babaysan da babalığını yapacaksın. Yani. Herkes böyle ben senin annenim ve babanım diyor ya. Neredeydin o zaman 10 yıldır. Senin için demiyorum yani yanlış anlama. Genel anlamda böyle bir şey oluyor çünkü. Emek, emek, emek. Kurban. Lafta kalmasın. Burada her şey genellikle lafta yani. Ben onun annesiyim ben büyük doğurdum diyor. Ya doğurdun da tamam da büyütmedin. Emeğin yoksa kardeşim. Yani bize böyle annelikten bilmemlikten bahsetmeyin yani. Ve her zaman söylüyorum bilinçli doğurganlık. Evet. Başını okşayamayacağınız, sabah kahvaltısını yaptıramayacağınız, akşam masal okuyamayacağınız çocuğu dünyaya getirmeyin. Çocuk sizi seçemez ama siz bunun seçimini yapabilirsiniz. Lütfen bilinçli olun yani. Millet maşallah var yani. Olur ya diyor gelsin de dünyaya diyor bakarız diyor öyle yani bu kafada. Ne olur öyle? Ondan sonra da böyle sıkıntılar oluyor. Kardeşler... aynen öyle. Bir de yani evleneceğiniz kişiyi de tanıyın kardeşim. Acele evleniyorlar, barklanıyorlar. Sonra bir anda çocuk dünyaya götürüyor. Sonra iki ay içinde birbirlerini yiyorlar. Olan çocukları oluyor. Çocuklar ya zaten anneannenin evine gidiyor. Ya babaannenin, ya bir dadının evine, ya bakıcının. Ya da bir yurdun, yurt... Yok bundan. Devlet yurduna veriliyor. Yapmayın ya. Biz bilinçli olalım deriz. Biz hala ya sene kaç biz hala neyi konuşuyoruz yani. Dün de bu konuyu açmıştım ama hazır mı bu arada arkadaşlar ha? Hazır mı? Telefonda mı? Şimdi Behiye ablacığım ben sana bir şey diyeceğim. Sen buraya geldiğinde iki torunun için evet. Ve engelli torununun bir işitme cihazı evet. Eksiği var. Onu da bir türlü denkleştiremedin işitme cihazını. Bir tamam. De bezi altına dedin hani şey evet. Kaçırıyor. Ben diyor bez alamıyorum hani. Dolayısıyla Behiye ablacığım bu ülkenin önemli isimlerinden. Ayrıca Gaziantep halkı onu çok sever. Ben de kendisini çok severim. Ben kendisini... Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan beri de tanırım, takip de ederim. Yıllardır da hep haberini yaparım. Sevdiğim bir isim. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin telefon attığımızda. Sana bir sürprizi var. Fatma Hanım hem bu ülkenin bir bakanı olarak, eski bakanı. Antepliler sayın bakanım der, biz de öyle deriz. Sayın bakanım, sayın başkanım. Merhabalar Fatma Hanımcığım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun efendim. Ailenin bu aşamaya gelmesindeki emeğinizden dolayı tebrik ediyorum. Beyya Hanım'a selamlarımı iletiyorum. Eyvallah Fatma Hanım. Çok Allah sağ kolaylık Allah versin. Allah razı olsun. Amin. Çok sevindim. Sevgisi, Allah çok razı kıymetli. Olsun. Torunlarıyla birlikte inşallah sizin evet. Sayenizde, sizin desteğinizde güzel bir şekilde yaşamlarına devam edecekler. İnşallah. Allah razı olsun. Çok sağ olun Fatma Hanım. İnşallah. Allah razı olsun. Fatma Hanımcığım bir sürprizi var sana. Dur dinleyelim Behiye abla. Evet tabii şimdi sizinle konuştuk engelli çocuğumuzla alakalı.
Evet. Ona verilecek destekle alakalı yapılması gereken ne varsa her türlü desteği biz vereceğiz. Ben en kısa sürede Beyya Hanım Gaziantep'e dönüp evine geldiğinde ziyaret edeceğim. Kendi ekibimle birlikte bütün ihtiyaçlarını biz Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak temin edeceğiz. Ay canımsınız. Artık bir işitme cihazı olacak. Bak Fatma Hanım ne diyor? Evet, Sayın Bakanımız, Başkanımız hem işitme cihazı diyor, ne eksiği varsa diyor halledeceğiz diyor. Allah razı olsun. Sen konuş. Beyye. Fatma Hanım'la konuş. Oğlum o ne yaparsan çok sağ ol. Allah o an gururumuzdur. O Antep'in gururudur. Fatma Hanım çok seviyorum seni ben. Allah bin sever razı olsun. Sağ olun Beyye Hanım. Çok İnşallah en kısa sürede bir araya gelelim. Konuşalım. Çocuklarımızla alakalı ne yapılması gerekiyorsa yaparız. Fulya Hanım'a da bilgisini veririz. Çok teşekkür evet. ettim. Allah evet. razı olsun. Çok Allah teşekkür. Bin sever razı olsun. Sayın Bakanım son bir dakika ediyorum. İçinde bir de ailelere bir mesajınız olur mu? Bu çocuklar böyle anlaşamayan anne babalar yüzünden ne yazık ki böyle iki arada bir derede bırakılıyor. Yani olan şimdi aile olmuyor. En önemlisi. Sizin hep aileyi birleştirme yönündeki yaptığınız çalışmalar çok takdire şayan çünkü aile ayrı parçalandığında sorunlar daha da derinleşiyor. Daha da büyük sıkıntı yaşanıyor ve en önemlisi çocuklar burada çok büyük sorun yaşıyor. Mümkün olduğu kadar eğer sorunları çözerken çocuklar üzerine çözmezsek, çocukları merkeze alıp çocuklar üzerinden birbirimizle hesaplaşmazsak bu çok daha doğru bir yöntem olacak. Yazık daha çok çocuk yaşta. Arada kalıyorlar, çok zorlanıyorlar. İleriki yaşantılarında onların çok büyük etkisi olacaktır. Çocuklarımızı koruyalım. Evet. Ailemizi koruyalım, milletimizi koruyalım. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Fatma Şahin. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı, Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı. Destek olacağını açıkladı Sayın Bakan. Beyye ablacığım torunlarına inşallah özellikle yani işitme engelli evet, olan, engelli olan torununa Allah destek Gaziantep'ten geldi. Onların yüzü hep gülsün inşallah. Evet, sizleri de sorunlarını çözüme kavuşturdukça bizler ayrıca evet, mutlu oluyoruz. İyi ki varsın. Allah senden sizler de razı olsun. Sizler de iyi ki varsınız. Sağ olun. Şimdi reklama gidiyoruz efendim. Çok sağ olun. Olsun.